Hepinize merhaba, ben Tuğba Gedik. 2022 LGS'de 500 tam puan yaparak Galatasaray Lisesi'ne yerleştim. Bu videoda sizlerle 8. sınıf ders çalışma programı hazırlayacağız. Beni kanala tekrardan davet ettiği için Fatih Oflaz Hoca'ya teşekkür ediyorum. Şimdi videoya geçelim. Ben şimdi böyle bir çizelge hazırladım. 7'ye 6'lık bir çizelge. Haftanın 5 günü yapacağım. Cumartesi ve pazar günleri yaptığım programı çok fazla uyamayabiliyorum. O yüzden cumartesi ve pazarı katmadım. Günü de saat saat şeklinde böleceğim. Birer saat şeklinde. Öncelikle üstte haftanın günlerini yazıyorum. Buraya da zaman yazacağım. Ben çalışmaya 5.30'da başlıyorum. O yüzden 5.30'la 6.30 arası bir saat koyuyorum. 6.30'la 7.30 arası koyuyorum. Daha sonrasında okuldan geldikten sonra akşam 18 ile 19 arası koyuyorum. 15 dakika mola vereceğim. Mola veriyorum. Bir 15 dakika daha mola veriyorum. Ve son bir yarım saatlik daha çalışma ekleyeceğim. Ona tamamlayabilmek için. Bu şekilde bir program hazırladım. Şimdi ders ne zaman da hangi ders çözeceğime gelirsek. Ben senin başından beri ilk kalktığımda paragraf çözmeye alışmıştım. İlk başa genelde paragraf yazıyorum. Böyle beni test çözmeye de geçiştiriyor. Odaklanmamı sağlıyor. O yüzden her güne mutlaka paragraf yazıyorum. Ortalama soru sayıları yazacağım. Bir saatte 60 paragraf yazıyorum. 60 soru paragraf. Paragraftan sonra ben genelde sayısal bir ders çözmeyi tercih ediyorum. Fakat bu günden güne değiştiği için bir matematik, bir fen, bir matematik, bir fen yazacağım. Matematikten ortalama bir saatte 40 soru yazıyorum. Fen'e de 80 yazıyorum. Daha sonrasında okuldan eve geldiğimde ilk bir saatimi aslında bölüyorum. 40 dakika konu tekrarı yapıp 20 dakika ders çalışıyorum. O yüzden buraya 40 dakika konu tekrarı yazıyorum. Burada eksik olduğunuz bir dersi çalışabilirsiniz ya da o gün öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Kalan 20 dakikamda da inkılap ya da din, bu da sıkıldığıma göre değiştiği için ikisini de yazacağım. İkisinden de zaten aynı sayıda soru çözülüyor. İkisinden 20 dakikada 30 soru yazıyorum ortalama. Daha fazla da çözebilirsiniz. Ben 40 çözüyordum 20 dakikada. Daha sonrasında sabah çözmediğim diğer sayısal dersi çözüyorum. Sabah matematik çözdüysem akşam fen, sabah fen çözdüysem akşam matematik şeklinde. Ben bir günde bütün derslerden çalışmayı tercih ediyordum. Siz bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Sabahki sayıların aynısını yazıyorum. Matematiklere 40, fenlere 80 soru. Sonraki bir saatte tekrar dil bilgisi ve sabah öğleden sonra çözdüğüm inkılap ya da dinden çözmediğim dersi çözeceğim. Bu yüzden dil bilgisini 40 dakika,
Kalan da sabah çözmediğim dersi ekliyorum. Bilgisinden 60 soru, diğer dersten de 30 soru. Yani bu bir saatte 90 soru çözüyorum. Genelde 40 dakika dil bilgisi çalışıp 20 dakika inkılap çalışıyorum. Yani 18 ile 19 arasında yaptığım gibi. Kalan yarım saatimde de İngilizce kelime ezberi yazacağım. Yani ya da hangi dersten LGS'ye gireceksiniz. 15-20 kelime ezber yazıyorum. Bu şekilde bir program oluşturdum. Dediğim gibi bu program ortalama bir soru sayısı ve saatli oldu. Siz istediğiniz gibi çalışma saatlerinizi, hangi gün hangi dersten çalışacağınızı ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde çalışıyordum. Hepinize başarılar dilerim tekrardan. Görüşmek üzere. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videonun altındaki yorumlar kısmına içten yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca kanalıma destek olmak için görmüş olduğunuz daire ikondan kanalıma abone olabilir, dikdörtgen şeklindeki bağlantılarımdan da diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.